Ben Cumhurbaşkanımız bugünkü konuşmasında bu konuda ilgili kurumlarımızın daha çok yerli kurumlarımızdan bu danışmanlık hizmetlerini alması gerektiği çerçevesindeki bir prensip kararını açıkladı. Çünkü burada farklı hassasiyetlerle bu görüşler geliştirilirken, bu danışmanlıklar alınırken, bu istişareler gerçekleştirilirken çeşitli tartışmalar oluyor, çeşitli spekülasyonlar oluyor. Dolayısıyla kendisi tebliğ ettiğini söyledi Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlarımıza. Yani bu kurumda olan, bu malum işte günlerdir tartışılan danışmanlık hizmetinin sona erdirilmesi konusunda. Kendisinin genel hassasiyeti de bunları Türkiye'de yapılabiliyorsa, özellikle bu konularda proje geliştirme, siyaset geliştirme, metot geliştirme konusunda kendi firmalarımızla bunun yapılmasının daha doğru olacağı yönündedir. Dolayısıyla açık ve nettir aslında, bir yani spekülasyona açık bir nokta değil. O danışmanlığın sona erdirilmesi ve bundan sonra da kurumların bu hassasiyeti gözeterek ilerlemesi konusunda talimatlar olmuştur. Bir sözleşme iptali söz konusu mu? Yani? Zaten onlar şöyle, bildiğim kadarıyla en azından mesela 3 tane bakanlığı biliyorum. Öyle bir sözleşme yok. Yani şöyle bir şey, bütün detayı bu kurum, hangi kurum kimden ne danışmanlık alıyor bilmiyorum ama öne çıkan birkaç bakanlıkla konuştuğumda daha çok görüş alma şeklindeydi. Herhangi bir ödeme de yapmıyorlardı. Zannediyorum o görüşler alındıktan sonra beraber çalışılır denilirse yapılan ödemeler söz konusu olabilecekti. Yani dolayısıyla muhalefet partisinin o dile getirdiği gibi Türkiye'nin yönetiminin bir yere teslim edilmesi vesaire gibi bir şey yok. Bu görüşler alınıyor. Bu görüşler alındıktan sonra siyasetin projesini, siyasetin uygulamasını siyasetçiler yazar. Hükümetlerimiz yazar. İlgili arkadaşlarımız yazar. Bunlara herhangi bir şekilde herhangi bir kurumu ortak etme şeklinde bir tutum ve davranış söz konusu olamaz. Ama tüm bunlarla birlikte, şimdiye kadar da olmamıştır. Kararı veren biziz. Projeyi yazan biziz. Siyaseti uygulayan biziz. Ve bu konudaki hassasiyetimiz de herkes tarafından bilinir. Fakat buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız bundan sonra daha çok yerli kurumlarla bu istişare hizmetlerinin götürülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bundan öncesinde de, ama şunu belirtmek isterim, herhangi bir kurumun siyasetçinin yerine ikame edildiği, siyasetçi adına karar verdiği ya da siyasetçilerin bir masada onlarla birlikte herhangi bir politikaya karar verdiği bir durum söz konusu değildir. Görüş alırsınız. Ayrıca tek bir kurumdan da görüş alınmıyor. Bir sürü kurumdan görüş alınıyor. Sadece onun belli bir kurumun ismi bu ara öne çıkarıldı muhalefet tarafından. Bir sürü kurumdan görüş alınıyor. Sonuçta en uygunla karar veriliyor. Ya da en uygunlar arasından bir sentez oluşturuluyor. O şekilde devam ediliyor.